Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyenleri, yeni bir ilmihal programıyla huzurlarınızdayız. Bundan önceki bölümlerimizde ibadet konularına geçmiş ve gerek günlük hayatımızda gerekse iba belli ibadetlerin yerine getirilmesinde olmazsa olmaz olan mutlaka gerekli olan temizlik konusunu işlemeye çalışmıştık. Bu e, bağlamda da gerek maddi temizlik, yani necasetten taharet, gerekse hükmi temizlik dediğimiz iba ibadet amaçlı temizlik çeşitlerini açıklamaya çalışmıştık. En sonda e, hadesten taharet e, anlamına gelen, işte abdest, gusul, teyemmüm gibi konuları işlemiş ve teyemmümle de e, bir önceki bölümümüzü bitirmiştik. Bugünden itibaren, yani bu bölümden itibaren de, esas ibadet yani maksud olan, esas amaç olan ibadet konularını ki bunun da başında namaz gelmektedir. Namazla ilgili hükümleri, konuları işlemeye başlayacağız. Değerli izleyenler, her şeyden önce insanın Allah'a ibadet için yaratıldığını biliyoruz. Dolayısıyla sadece belli ritüellerin yani belli şekil şartlarının yerine getirildiği Namaz, oruç, hac gibi şekli ibadetlerin değil, aynı zamanda gündelik hayatımızda her türlü konuda Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğmek, ona hiçbir koşul, hiçbir şart, hiçbir şey göstermeden teslim olmak, onun emirlerine, yasaklarına boyun eğmek, bu da bir ibadettir. Yani en genel anlamda ibadettir. Hatta bu anlamda sadece insanların değil. ...başka e, varlıkların da Allah'a tesbih ve ibadette bulunduğunu biliyoruz. Ama insan söz konusu olduğunda insanın en önemli amacının Allah'a ibadet olduğunu bir kez daha tekrar etmekte yarar var. Tabi bu ibadetlerin belli e, şekil e, şartlarıyla yerine getirildiği ibadeti e, mersume dediğimiz e, e, namaz gibi, e, oruç gibi e, bazı şekli biçimleri var. İşte namaz da bunlardan bir tanesidir. Namaz en önemli ibadetlerin başında gelir. Dinin direğidir. Yani Hazreti Peygamber'in ifadesiyle. Müminlerin miracıdır. Dolayısıyla namaz ibadeti gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse Hazreti Peygamber'in sünnetinde en fazla üzerinde durulan en çok teşvik edilen ve yapılmaması halinde de en fazla hani yaptırım öngörülen ibadetlerdendir. Hatta ibadetlerin Başında gelmektedir. Namaz kelimesi Farsça bir kelime. Daha önceki işte bazı işte abde, abdest ve benzerleri konuda da görmüştük. Bize bunlar Farsçadan geçmiş ama aslı Arap, Arapçadan tercümedir. Arapçada Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette şer'i bir kelime olarak salat kelimesi kullanılır. Salat kelimesi sözlükte dua anlamına gelse de bizim bildiğimiz yani belli rükünleri, belli şartları olan bu şekilde eda edilen özel bir ibadetin adı olarak salat kullanılmaktadır. Yani şer'i bir kelime olarak salat kelimesi kullanılmaktadır. Çoğulu da salavat'tır bildiğiniz gibi. Tabii e, Türkçe'mizde yani bu kelimeden daha ziyade bunun nasıl yapıldığı e, önemlidir. E, namaz kılınan yere musalla adı e, verilir. Namaz e, kılan kişiye de musalli denir. Ha, diyeceksiniz ki hani bunların Arapça kelime, e, Arapça karşılıklarını bilmemiz gerekiyor mu? Hayır şart değil ama bu bizim bizim bir kültürümüzdür. bir e, Dinimizin e, bu terimleri Arapçadan geçtiği için Türkçe'mizde de hani eski e, Türkçe'de bunlar da kullanıldığı için. Kısaca yeri geldiği için zikretmiş olduk. Davaz, e, hepinizin e, yani bu bununla mükellef olan her müminin bildiği ve e, kıldığı şekliyle, yani iftitah tekbiriyle başlayıp selam ile e, sona eren bir e, ritüeldir, bir e, belli davranışların yerine getirildiği bir ibadet çeşididir. Eski ümmetlerde de mevcut olan bir ibadet çeşididir. Yani sadece ee, Hz. Peygamberin e, getirmiş olduğu onun şeriatında mevcut olan bir ibadet değil. Daha önceki peygamberlerin de emrettiği ve kendilerinin de yerine getirdiği bir ibadettir. Ee, nitekim yani e, Kur'an-ı Kerim'de ya neyy akınıs salata amur bil maruf ve'nha ani'l münker buyuruluyor. Yani Lokman Suresi'nde yavrum namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülüklerden e, alıkoy e, buyurulmaktadır. Bunun gibi yani başka ümmetlerin de namazla yükümlü olduğuna dair başka e, ayet ve hadislerde e, vardır. E, namazın bir farz kılınma süreci var. E, Hazreti Peygamberin e, peygamberliği iki kısım yani iki bölüme ayrılıyor. iki ana bölüme ayrılıyor. E, birisi Mekke dönemidir. Birisi de Medine dönemidir. Yaklaşık 13 yıl kadar Mekke döneminde Hazreti Peygamber peygamberliğini ilan etmiş. Daha sonra hicretle beraber Medine'ye göçmüştür bildiğiniz gibi. Namazın Mekke döneminde farz kılındığını biliyoruz. Ama ilk zamanlar iki rekat olarak namaz kılınıyor idi. Yani sabah işte tan yeri ağırdıktan sonra güneş doğmadan önce ve akşamda da güneş battıktan sonra Hazreti Peygamber iki rekat olarak bu namazı kılıyordu. Nitekim yani rivayetlere göre Hazreti Peygamber Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'i Akabe denilen bir yere götürüyor. Orada fışkıran bir su ile ona abdest aldırıyor. Hem abdesti öğretiyor. Daha sonra da onunla beraber iki rekat namaz kılıyor. Daha sonra Hazreti Peygamber sevinçli bir şekilde evine gidiyor. Hazreti Hatice Validemize bu durumu anlatıyor. Sonra onunla beraber tekrar aynı yere gidip yine abdest alıp namaz kılıyorlar. Giderek diğer sahabiler de gerek tek başlarına gerekse Hazreti Peygamberle hani gizlice, beraberce e, bu namazları kılıyorlar ama hicretten yaklaşık bir buçuk yıl önce e, Miraç hadisesi e, meydana geliyor e, tabi hepimizin bildiği önemli bir e, kandil e, gecesidir de aynı zamanda Miraç miraç kandili namazın esas farz olması yani beş vakit namazın bu şekilde şu anda kıldığımız şekliyle farz farz olması miraç e, olayında meydana geliyor ki bu da yaklaşık alt, e, 621 yılında e, hicretten bir buçuk yıl önceye tekabül ediyor. E, daha sonra e, beş vakit namaz kılındık, e, farz kılındıktan sonra da e, yine Cibril, Cebrail aleyhisselam e, Hazreti Peygamber'i Kabe'ye götürüp ona e, imamlık da yaparak e, namaz vakitlerinin hem başlarında e, her vaktin başında hem de sonunda e, namaz kılmak suretiyle vakitlerini de belli etmiş oluyor. Yani bu rivayetlerde çok sahi rivayetlerde bunlar bize aktarılıyor. Böylece şu anda kıldığımız şekliyle beş vakit namaz vakitlere de belli olmuş bir şekilde farz kılınmış oluyor. Elbette ayrıntılarında bazı mezheplerin farklı görüşleri var ama ana hatlarıyla namazın farz olduğu konusunda, hangi namazın kaç rekat olduğu konusunda, hangi namazın farz olduğu konusunda bütün mezheplerin ittifakı vardır. Ee, bu konuda e, görüş ayrılıkları daha açık ibadetlerin farklı rivayetlere dayanan ayrıntılarındadır. Evet, namaz çok önemli bir ibadet dedik. Gerek Kur'an-ı Kerim'de e, gerekse hadis-i şeriflerde bunun üzerinde önemli e, vurgulanır. Yani müminlerin özellikleri e, anlatır anlatılırken e, en önemli özelliklerinden birisi de namazlarında huşu içinde bulunan müminlerden e, bahsediliyor ve onların kurtuluşa ereceği yani el-fehlal mu'minun fi salatihim bu şekilde geliyor ayet. namazlarında huşu içinde bulunan müminlerin mutlaka kurtuluşa ereceği ifade ediliyor. Yine bir ayette ey Muhammed sana vahiy kitabı oku ve namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz ki namaz insanı hayasızlıktan ve kötü şeylerden alıkoyar e, buyuruluyor. Yani buradan da biz namazın aslında e, düzgün bir şekilde gereğine uygun olarak e, huşu e, ve e, ihlasla kılınması halinde bütün kötülüklerden de insanları alıkoyacağını, arındıracağını namazlarını gereği gibi kılan bir kimsenin aynı zamanda günah da e, işlemesinin çok zor olacağını bu ayet-i kerimeden anlamış oluyoruz. Bir başka ayette de bir بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Yani Allah'tan sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin buyuruluyor. Yani devamında da şüphesiz namaz Allah'a boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Yani normal olarak Allah'a boyun eğen kişilere namaz ağır gelmez. Eğer bir kişiye namaz kılmak zor geliyorsa o önce bir kendi imanını sorgulaması gerektiğini anlıyoruz. pek çok hadis-i şerifte de namazın önemi ile ilgili çok işaretler ve tembihler, öğütler ve aynı zamanda da tehditler de söz konusudur. Zaman zaman namaz kılmayanlarla ilgili olarak Hazreti Peygamber namaz dinin direği olarak zikretmektedir ki yani direk olmazsa bir şeyin bir binanın direği olması o bina aslında olmaz. Yani bu kadar önemlidir. Bir başka e, hadis i şerifte de e, insanın secde anındayken iken kulun Allah'a en yakın olduğu e, an olarak ifade edilmektedir. E, çok güzel bir e, hadis var, e, bir müjdeleyici bir hadis var aynı zamanda. Hani diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin e, birinizin kapısı önünde böyle gürül gürül akan bir nehir e, olsa ve insan e, o nehirden günde e, beş vakit e, yıkanmış olsa kendisine herhangi bir kir her, herhangi bir leke kalır mı diye e, buyuruyor. E, sahabe de hayır kalmaz e, diyorlar. Bunun üzerine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte beş vakit namaz da böyledir. E, nasıl ki su e, kirleri e, temizliyorsa İnsanları kirlerden arındırıyorsa, işte namaz da günahları bu şekilde arındırır buyuruyor. E yine hani namazın önemini burada vurgulamak için bir hadisten daha bahsedelim. E büyük günah işlemediği sürece bir kişinin hani beş vakit namaz ve cuma namazı bir sonraki cumaya kadar o arada işlenen bütün günahları örter, onları ortadan kaldırır buyuruyor. Değerli izleyenler yani bu kadar önemli bir ibadet. Ee, biz bunun farz olduğunu nereden anlıyoruz? Evet biraz önce zikretmiş olduğum e, ayetlerde ve hadislerde namazdan bahsediliyor. Ama aynı zamanda bunun farzlığını ifade eden çok net e, ayetler de var. Mesela inna salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûte buyuruluyor. Yani namaz insanlara vakitleri belli olarak farz kılınmış bir şeydir. Yani vakitli olarak farz kılınmış e, bir e, ibadettir diye net bir şekilde belirtiliyor. Ve yine ve akimus salata ve atuz zekata formunda pek çok belki onlarca ayette namazı kılınız, zekatı veriniz gibi. Bazen e, zekatla beraber bazen de ayrıca e, Kur'an-ı Kerim'de bunlar e, geçiyor. Demek ki hani e, namazın e, farz olması hem e, kitapla sabittir hem sünnetle sabittir hem de icma ile sabittir. Kitaptan şeyleri zikretmiş olduk. Bunun gibi onlarca ayetler var. Hazreti Peygamberin de bu konuyla ilgili çok hadisleri var ama özellikle bu İslam'ın beş şartının anlatıldığı bir hadis-i şerif var ki orada namazın dinin en önemli esaslarından birisini oluşturduğu açık net bir şekilde ifade ediliyor. Bu hadiste şöyle geçiyor. Hani bu niyel İslamu ala hamsin diye başlayan bir hadis vardır. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Bunlardan birisi işte Allah Allah'ın bir olduğuna, Allah'ın var ve bir olduğuna ve Hazreti Peygamber'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek. İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü zekat vermek, beşincisi de e, işte imkanı olanlar için Kabe'yi tavaf etmek, ziyaret etmek yani hac etmek olarak e, belirtiliyor. Demek ki e, sünnetle de açık net bir şekilde e, namazın müminlere farz olduğu ve İslam'ın şartlarından birisini olduğu çok net bir şekilde anlamış oluyoruz. İslam ümmeti daha baştan beri yani Hazreti Peygamber'den itibaren, Namazın bir farz olduğunu, beş vakit namazın, Cuma namazının farz olduğunu, hiçbir ihtilafa, hiçbir görüş ayrılığına mahal vermeyecek şekilde, hiçbir görüş ayrılığı ortaya çıkmayacak şekilde bunun farz olduğunu kabul etmişlerdir. Bu konuda en ufak bir farklı görüşte olan bir alim olmamıştır. Yani daha önce de belirttiğim gibi elbette namazın e, kılınırken, kılınış şekliyle alakalı Şartlarıyla ilgili, rükünleriyle ilgili yani Ne kadarlıklı olur, ne kadarlı olmaz Asgari ne kadar yapılırsa olur e, Bunlarla ilgili bazı görüş ayrılıkları söz konusudur Ama e, namazın farziyeti ve hangi namazların farz olduğu konusunda En ufak bir tereddüt yoktur Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in e, e, ifadeleriyle Hz. Peygamber'in beyanlarıyla ve ümmetin de üzerindeki icmasıyla, ittifakıyla namaz en önemli farz ibadetlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Evet namazla ilgili bu ön bilgileri verdikten sonra namazın kılınış şekline ve onun şartlarına ve rükünlerine gelebiliriz. Değerli izleyenler namazın 12 tane farzı vardır. Bunlardan hani hep Kur'an kurslarında, sübyen mekteplerinde de bunları görürüz. İlmihal kitaplarında da bunları açıklanır. Ee, i̇şte namazın içindeki şartları, dışındaki şartları denir. Aslında bu şudur. 12 tane farzı vardır. Bunların 6 tanesi namazın dışında namaza hazırlık mahiyetindedir. 6 tanesi ise e, namazın rüknünü oluşturur. Yani kılınırken bizzat onun unsurlarını oluşturur. İşte bu namazın şartlarını ve farzlarını biz burada sırayla ele alacağız. Bunlardan bir tanesi namazın vakti içerisinde kılınmış olmasıdır. Az önceki okuduğum ayette de namazın vakitli bir ibadet olduğu bize anlatılmaktadır. Dolayısıyla vakit namazlar için çok önemli bir şarttır. O yüzden namazın diğer şartlarını açıklamadan önce biraz da geniş olduğu için namaz vakitlerini böyle öne alarak onunla ilgili bizim fıkıh eserlerimizde geçen hükümleri sizlere yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Şimdi namaz vakitleri deyince her şeyden önce beş vakit namaz aklımıza geliyor. Bunların tabii ki öncesinde kılınan sünnetleri var, vacipleri var, işte cuma namazları var, bayram namazları var. Bunlar için de vakit şarttır. Bir namazın ya da bir ibadetin vaktinde yerine getirilmesine eda adını veriyoruz. Vakit çıktıktan sonra tekrar aynı namazın kılınmasına kaza adını veriyoruz. Aynı vakit içerisinde eğer o namazın geçersiz olduğu yahut da belli şartları, rükünlerinin eksik olduğu anlaşılırsa Vakit çıkmadan onun tekrar kılınmasına ise iade adını veriyoruz. Dolayısıyla burada bu üç kavramı öncelikle bilmemiz gerekir. Eda, iade, kaza. İşte demek ki bir namazın ve diğer başka ibadetler içinde bu geçerlidir. Vakit içerisinde kılınmış olmasına eda diyoruz. Eda sayılabilmesi için de mutlaka onun kendi vakti içerisinde kılınması gerekir. Tabii ki beş vakit namazın belli vakitleri vardır. Ee, mesela sabah namazının vaktiyle başlayacak e, olursak sabah namazı e, değerli izleyenler tan e, yerinin ağarması yani buna bir fecir vakti diyoruz. E, yani güneş doğmadan çok önce e, ufukta doğması söz konusu olan doğacağı ufukta e, bir şeylik meydana gelir. Önce bir beyazlık meydana gelir. Daha sonra o kaybolur. Ondan sonra bir kızıllık, bütün e, ufku katlayan şekilde bir kızıllık meydana gelir. Buna şafak adı veriliyor. İşte iki tür şafak vardır. Yani birincisine fecri kazip denir, ikincisine de fecri sadık adı verilir. Fecri kazip e, sabah namazından önce hani biraz da bu e, atmosferdeki yahut da e, işte uzaydaki yani ışık kirliliğinden de belki kaynaklanan böyle diklemesine o ufku dikle e, dik olarak bir aydınlık yani doğar ama çok kısa bir zaman sonra da bu ortadan kalkar. Buna fecri kazip adı verilir. Daha henüz namaz vakti girmemiştir bu zaman. Ondan sonra o kaybolu kaybolur da yani bu fecri kazip kaybolur da daha sonra bütün ufku kaplayacak şekilde enlemesine bir kızıllık ve o sürekli de devam eder. Güneş doğuncaya kadar o ufukta bu kalır. İşte o enlemesine bütün ufku kaplayan ve yavaş yavaş da yükselen bu şafağa da biz fecr sadık adını veriyoruz. Buna tan yerinin ağarması da deniliyor. İşte sabah namazı bu zaman doğuyor. Güneş doğuncaya kadar da devam ediyor. Sabah namazının başlangıcı aynı zamanda orucun da başlangıcı anlamına gelir. Yani imsak dediğimiz orucun başlama anı da yine sabah namazının başlama anıdır. Ve e, sabah namazı güneş doğuncaya kadar devam eder. Ondan sonra artık sabah namazı kılınmaz. Ancak e, sabah namazını kılmayanlar için bir 50 dakika falan geçtikten sonra hani onun kaza edilmesi sünnetiyle beraber söz konusudur. Ama o artık e, eda değil kaza yerine geçmiş olur. Öğle namazının ise değerli izleyenler e, güneş tam tepe noktasından biraz batıya doğru kayar. Yani buna... E, zeval tam tepe noktasından bu batıya doğru kaydığı ana zeval vakti denir. Güneşin tam tepe noktasındaki vaziyetine de istiva e, vakti denir. O istiva vaktinde namaz kılınmaz. Güneş o tam tepeden birazcık batıya doğru kayan, kayınca yani bir cismin ya da insanın hafifte bir gölgesi çıkar. İşte bu gölge ile beraber o zeval vakti ile beraber öğlenin vakti başlar ve ikindiye kadar devam eder. Peki Öğlenin e, sona ermesi ve ikindi'nin başlaması hangi vakitte olur, değerli izleyenler? Burada biraz görüş ayrılıkları var. Yine e, çoğumuz duymuşuzdur. Bir asrı evvel asrı saniye konusu vardır. Asrı evvel şu demek, yani bir kişinin, bir insanın ya da bir cismin ya da işte diktiğimiz bir değneğin bir sopanın gölgesinin tabi güneş ilerliyor batıya doğru, gölge de doğuya doğru e, ilerliyor. Bir cismin gölgesi kendi misli kadar, yani kendisi kadar olduğu zaman buna asr evvel adı verilir. Ee, şeye göre, Hanefi mezhebinde imameyine göre, e, işte bir cismin gölgesinin kendisi kadar olduğu, kendi bir misli kadar olduğu zaman, öğlenin vakti sona erer, ikindinin vakti girmiş olur. O yüzden de ikindinin bu vaktine asr evvel denir, ilk e, ikindi vakti. Ebu Hanife'nin biraz farklı bir kanaati vardır burada Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife'nin. Bir cismin gölgesi kendi misli değil de iki misli olunca ancak öyle sona erebilir. İkindi girer der Ebu Hanife. Dolayısıyla ona göre güneşin biraz daha gitmesi lazım. Biraz daha geç bir şekilde ikindi namazı girer. Dolayısıyla da Öğle namazı biraz daha uzun olur. Fakat genellikle hani bu çok fazla kafa karıştırıcı da olmaması gerekir. Takvimlerimiz genellikle asr-ı evvele göre e, takvim düzenlerler. Ama hani bunu niye zikrediyoruz? Hani bu ihtilaftan kurtulmak için derler. Hani mümkün mertebe ikindi namazımızı e, tabi ezan okunmuşsa o zaman kılmamız gerekir. Ama tek başımıza kılıyorsak hani bu ihtilaftan kurtulmak için öğleyi erken kılmamız gerekir. İkinliği de biraz geç kılmamız gerekir derler. Ama tekrar söylüyorum günümüzde takvimler var, camiler var, oralarda ezanlar okunuyor. Ezan ne zaman okunursa ikindi vakti girmiştir. Biz de o zaman e, namazımızı kılarız. Ezan okunmamış bile olsa elimizde özellikle diyanetin e, ya da ona uygun takvimlerimiz varsa ...ya da internetten başka yollardan bunları öğrenebiliyorsak o takvimlere göre kılmamız gerekir. Yani bu ihtilafı çok da fazla günümüzde bir problem haline getirmeye gerek yoktur. Akşam namazı ise değerli izleyenler akşam namazımız güneşin batması anında başlar. Daha sonra ufukta güneşin battığı yerde bir şafak vardır, bir kızıllık vardır o kızıllık sona erince ya yani o kızıllık batınca da akşam namazı vakti sona erer. Yatsı namazının vakti başlamış olur. Dolayısıyla e, yatsının vakti de o şafakla şafağın batmasıyla başlar ve sabah namazına kadar yani fecrin doğmasına kadar, tan yerinin ağarmasına kadar yani sabah namazı vaktinin başlamasına kadar yatsının vakti de sürmüş olur. Tabii burada bazı e, özel namazlarımız da var. Yine bu vakitlerle irtibatlıdır. Mesela vitir namazı vitir namazının başlangıcı yatsı namazından sonra başlar. Yatsı kılınmadan vitir kılınmaz. Ama aynı şekilde fecrin e, doğumuna kadar yani sabah namazına kadar yatsının vaktinde olduğu gibi vitrin vakti de devam eder. Hemen yatsının peşinde de e, e, vitir kılınabilir. Ama ayrı olarak hani daha geç saatlerde de vitir namazı kılınabilir. Hani uyanabilmeye yani uyuyup da e, namazı geçirme e, riski yoksa biraz geciktirerek de e, vitir kılınabileceğini bizim alimlerimiz belirtiyorlar. Hatta bunun daha da e, sevaplı olacağını ifade ediyorlar. Bir başka namazımız sünnet müekked sünnetimiz teravih namazıdır. Teravih namazının vakti de yine e, yatsı e, vaktidir. Ama teravih namazı yatsıdan önce kılınmaz. Yine tıpkı hani vitir namazı nasıl yatsıdan sonra kılınıyorsa teravih namazı da yatsıdan sonradır. Vakti yatsının vaktidir ama önce yatsının kılınması gerekir. Daha sonra teravih namazı kılınması gerekir. Hani bazen e, insanlar işte camiye geliyorlar. E, yatsı kılınmış oluyor. Teravih namazına yetişmiş oluyorlar. Teravihe e, uymadan önce yatsı namazını kılıp daha sonra teravih kılmaları daha uygundur bu anlamda. Çünkü teravihin vakti yatsı namazından sonradır. Yine cuma namazı da vakitli bir ibadettir, namaz çeşididir. Onun vakti de öğle vaktidir. Öğlenin vakti biraz önce dediğim gibi hani zeval vaktinden ikindiye kadar devam eden bir vakittir. Bazen vakitler oluşmayabilir değerli izleyenler. Yani belli e, enlemlerden, e, belli boylamlardan, hani coğrafi e, bölgelerden e, belki güneş daha batmadan yeni güneş doğmuş olabilir. Kutuplara doğru gidildikçe böyle durumlar söz konusu olur. Ya da güneşin batışıyla bir sonraki günün güneşin doğuşu arasında çok az bir e, zaman kalabilir. Mesela akşam ve yatsının vakitlerini birbirinden ayırt etmek zor olabilir. Hatta e, oruç için de bu durum söz konusudur. Ee, yani hemen güneş batmadan öteki gün e, baş, başlayabilir. Böyle bir durumda ne olacaktır? Bunlar eskiden beri hani klasik dönemde de fakihlerimizin tartıştığı bir konudur. Ama günümüzün iletişim imkanları çok daha gelişmiş olduğu için bu konuda daha e, kolaylıklar vardır. Eskiden demişler ki e, bizim e, ilmihallerimizde, fıkıh eserlerimizde e, eğer bir vaktin vakti hiç oluşmuyorsa, mesela yatsı namazının vakti oluşmuyorsa e, o zaman... Bu namaz onlardan düşer demişler. Ama bir kısmı da demiş ki hani sebebi olmadığı için sebep vakittir düşer demişler. Ama çoğunluğu teşkil eden fakihlerimiz hayır düşmez demişler. Çünkü bir sebep yani namaz vakitleri o namazın alametidir onun bize farz olduğunu gösteren bir şeydir. Başka alametler de olabilir, başka sebepler de olabilir. Önemli olan o ibadeti yerine getirmektir. Yani bu şekilde insanlardan ibadetin düşürülmesi çok uygun değildir. Peki nasıl olacak? Yani bu vakitleri nasıl tespit edeceğiz? Bazı hadislerden de işaretler vardır. Hani Deccal hadisi diye meşhur bir hadis vardır. Yani o hadiste işte o dönemde işte bir gün işte bin gün olacak, şu bir hafta şöyle olacak filan gibi çok uzun günlerin olacağından bahsedilir. Sahabe der ki peki o zaman biz namaz, vakit namazlarımızı nasıl kılacağız? O zaman takdir edersiniz diyor hadis-i şeriflerde. E bundan da e, işaretle, bundan da yararlanarak diyorlar ki en yakın vakitlerin yani vakit oluşmayan yerlerde hani kutuplara yaklaştıkça en yakın yerlerde vakit oluşan en yakın yerlerdekine göre kıyaslamalar yapılır ki buna takdir denilir. Takdir yapılır. Ve oradaki vakitler dikkate alınarak buralarda da ayarlamalar yapılır. Yani burada güneşin hareketlerine göre değil de saate göre bir ayarlamalar yapılır deniliyor. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok güzel takvimleri vardır. Yani hangi enlemlerde, hangi coğrafyalarda nasıl takdir yapılacak, neye göre namazımızı kılacağız. Bununla ilgili çok güzel ayrıntılı takvimler var. İnternetten de çok kolaylıkla bunlara ulaşılabilir. Namazlarımızı bu şekilde vakit oluşmamış bile olsa takdir yöntemiyle e, kılmamız gerekir. Evet böylece namazın vakti meselesini e, açıklamış olduk. E, bir, böylece bu bölümümüzü e, sona erdiriyoruz. Bir sonraki bölümümüzde yine e, namazın şartlarıyla ve rükünleri ile ilgili konuları açıklamaya çalışacağız. Bir sonraki bölümde sizlerle yeniden beraber olmak dileğiyle hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum.